Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yeni açtığımız sorucevap.webtekno.com kısmını tanıtacağız. Yani Webtekno soru cevabı tanıtacağız. Kısaca nedir abi soru cevap? Sen anlat. Tamamdır. Şimdi biz Webtekno ana sayfasındayız. Buradan da gelebiliyoruz soru cevap bölümüne. İstersek sorucevap.webtekno.com yazarak da gelebiliyoruz. Biz buradan açalım. Şimdi soru cevap, hani aklınıza takılan ama teknolojiyle alakalı olan soruları sorabileceğiniz, gönül rahatlığıyla sorabileceğiniz bir mecra. Burada sorunuzu soruyorsunuz ve hani yetkili insanlar, bu siz de olabilirsiniz başkasının sorusuna cevap veren. Yani konuya hakim olan insanlar gelip buraya cevap veriyor. Takıldığınız noktalarda buraya danışabilirsiniz yani teknolojiyle alakalı. Facebook'tan soruyordunuz bunu. Hani Facebook'tan bir süre sonra cevap verememeye başladık biz. Ucu kaçtı biraz çünkü. Ve orada cevap verdiğimizi bir kişi görüyordu. Hani dedik ki bu sorduğu soru çok genel bir soru. Neden bir sürü insan bu soruyu görmesin ki ya da cevabını görmesin yani ki dedik. Yani sayfanın başına gelmiyor öyle bir yani sorunlar. Yani aynen. Yani böyle bir sistem oluşturmaya çalıştık. Kısacası şöyle bir mece atıyorum. Telefonunuz bozuldu. Aynı arızayı başkasının da başına geldi aynı arıza. O da size cevap veriyor. Hani illa bizde de cevap vermiyor. Hani siz de olabilirsiniz bu. Hani bir de uzmanına soruyorsunuz. Hani iPhone 6 diyorsun mesela. iPhone 6 kullanıcıda sana cevap veriyor. Bak şu, o sorunu ben şöyle hallettim bilmem ne gibi gibi. Şimdi önce kayıt olmak lazım. Kayıt olmak gerekiyor. Şimdi biz Facebook'a giriş yapabiliyorsunuz ama biz kayıt olalım direkt. Aynen. Kayıt ol. Buraya bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Tamam. Şifre giriyorsunuz. Ve e-posta adresinizi giriyorsunuz. E-posta adresini girmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bir aktivasyon maili geliyor. O aktivasyon maili gelmeden buraya soru soramazsınız ve cevap yazamazsınız. Tamam. Adresi de yazalım. Kayıt olalım. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra kayıt işlemi gerçekleşecek. Kayıt oldunuz. Mail geldi aktivasyon kodu. Onayladınız. Kullandığınız mail olması şart. Çünkü hani hiç bakmadığınız ID'de bir kullandığınız mail değil de hani böyle genelde kendinize kullandığınız mail olursa daha etkili olur. Çünkü sorduğunuz soruya verilen cevabı direkt olarak görebiliyorsun. Hani sorunuz cevaplandı diye geliyor. Hani o cevapladı bu cevapladı carçurt diye 50 tane mail gelmiyor. Hani soru sordun, soruda sorun onaylandı ve cevap aldı diye geliyor. Tek mail geliyor, tek sorununu çözerken. Hani olur da sorduğunuz soruyu unutursunuz falan diye. Aynen yani spam mail gibi hani o da cevapladı, bu da cevapladı. Hani Facebook notification'ı gibi yaldır yaldır mail gelmiyor. Bu bir. İkincisi de bir kullanıcıya mesaj atıyorsunuz. Atıyorum mesela adam iPhone 6 kullanıcısı, niye iPhone 6'yı taktıysam ya da LG G2 kullanıcısı. Bir sorunu çözdü diyorsun ki, işte ben LG G2 telefon alacağım. Bu adam bayağı bilgili, kullanıyor belli. Hani sorulardan görüyorum bunu. Bu adam mesaj atayım. Mesaj attığın zaman o adamın mailine geliyor. Aynı şekilde o da size cevap attığı zaman da sizin mailinize geliyor sorular. Aynen öyle. O yüzden kullandığınız bir mail olursa sizin için daha iyi olur. Şimdi profili düzenlemeye gelelim. Şu fotoğrafı en başta bizim logomuz çıkıyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Şurada profilimi düzenle seçeneği var. Buraya tıkladığımız zaman şurada gördüğünüz gibi iki tane seçenek var. İstersek Gravatar denilen hani global bir avatar sistemi var. Başka bir siteye yönlendiren sizi. Başka bir site değil, bütün sitelerde bu avatarınızı kullanabiliyorsunuz. Güzel bir sistem aslında ama eğer üşeniyorsanız varsayılan deyip dosya seç diyerek direkt avatarınızı yani koyabiliyorsunuz. Yani bilgisayarında bir fotoğrafınız vardır ya da kullanılır bir avatar falan mevcuttur. Onu direkt seçip koyuyorsunuz. Buraya tam adınızı yazabiliyorsunuz. Buraya yaşadığınız yeri yazabiliyorsunuz ve hakkınızda bir yazı yazabiliyorsunuz buraya. Hakkında kısmı bence önemli. Hani böyle ne kullanıyorsun mesela atıyorum. İşte atıyorum mesela İzmir veya Karşıyaka'dan işte Samsung Note 2 kullanıcısı gibi. Ya da mesela grafiker mesela. İşte burayı kişiselleştirebilirler tamamen. Tamam, hatta şifre değiştirme kısmı şifre var. Değiştirme. Bu zaten bütün sitelerde aynı olan bir şey. Şimdi kullanıcıya geri dönelim. Şimdi burası Webtekno'nun duvarı kısmı. Yani bütün kullanıcıların bir duvarı var. Anlat abi istersen burayı. Ya yani Facebook'taki duvar kısmı mantığıyla aynı. Hani başka kullanıcıların duvarında yazabiliyorsunuz. Hani işte geçen gün LG2'nin işte sorununu çözdüm. Teşekkür ederim tarzında hani. Aynen. Ama milletin de duvarına işemeyin yani durduk yere. Tabii, o da var. Şimdi burada puanlama sistemi var. Puanlama sistemini de biraz anlat istersen. Ya, çünkü puanlama, bu puan sistemi bence önemli. Evet, puan sistemi şöyle önemli. Yarın öbür gün bu puanlarla statü olarak artıyor. Hani işte forum mantığında, forumdaki mantığı düşünün. Hani çok çarpma. 100 puan oldu mesela bir seviye artıyor. 200 puan oldu başka seviye artıyor. İşte aldığınız, kazandığınız rozetler öyle artıyor. Ve puanlar şöyle, soru soruyorsun mesela 2 puan. İşte en iyi cevap seçiliyorsun. Verdiğin cevap, bir soruya bir cevap veriyorsun. Bildiğiniz için sorununu çözüyorsun. Ya diyor ki adam, evet hakikaten benim sorunumu çözdü. Teşekkür ederim diyeceğine. Senin sorununu en iyi cevap seçiyor. Cevabını sana en iyi cevap seçiyor. Gadget diye 6 puan geliyor. 6 puan alıyorsun işte böyle böyle. En temizi o değil mi? En temizi o. Yani en yüksek puan, en iyi verilen cevaptan geliyor. Yarın öbür gün bu puanlar artıyor. İyi yazıyorsunuz, bakıyoruz adam bize. Eşekliyle görüyoruz burada kimin nasıl çalıştığını. Ve bunlar sizi hani direkt sen gel bakayım böyle tenhaya çekip size hani bak şöyle gel bize yardımcı olabilirsin. Bu yazıları sen yazabilirsin. Gayet başarılısın. Ya da işte ödüller, hediyeler. Atıyorum işte 3. seviye gelen, o ay 3. seviye gelenleri hakikaten çam tövbe, çoban arabana hediyeler.
şeyler verebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda tabii öyle bir şeyler yapacağız. Yani iyi çocuk olursanız Şirinler Köyü'nü görebilirsiniz gibi. Aynen öyle. Ki bence güzel bir sistem bu. Yani. Yani web teknoloji seviyorsan ve burada çok fazla cevap veriyorsan ki hani burada da çalışmak istiyorsundur zaten. Yani amaç aslında web teknoloji sevmek değil. Yani millete yardımcı olduktan aynen sonra iyilik perisi olabilirsiniz burada. Şurada bir yıldız muhabbeti var abi. Bunu da bir detaylandırırsan. O yıldız bildiğimiz favori muhabbeti. Aynen, şuradan da girelim. Oradan da girip görebiliyorsun favorilerin kısmına. Şimdi favori soru işte, favori soru şey. Atıyorum mesela birisi soru sormuştur. Aynı soru senin de başına gelmiştir. Ya dersin ki tamam, yani bir gün bu cevaplanırsa ben bunu göreyim cevabını diye. Oraya bir işaretlersin, tik atarsın. Favori kullanıcı şöyle, ona geleyim. Atıyorum adam yazmış işte LG G2 kullanıcısı. Sen de LG G2 kullanıyorsun ama işte hani sen fazla detaycı değilsin. Adam hakikaten her şeyini biliyor. İşte rootlamasını bir yazmış işte, onu yazmış, bunu yazmış. Diyorsun ki bu adam, ben bunu takip edeyim. Ben telefonumdan işte bir şey, yarın bir gün bir sorun olursa bu adamın verdiği cevapları kullanabilirim tarzında favori kullanıcı kısmına yazabilirsin. Ya da bu adama özelden dediğim gibi soru sorabiliyorsun. Adamın mailine geliyor zaten sorduğun soru. O da sana cevaplar. Favori etiketi aynı mantığın biraz değişiği. İşte ben işte LG G2 ya da işte iMac alacağım. Hiçbir fikrim yok. iMac işte favori etiketini tıklıyorsun. Okursun ya. İşin olduğun zaman okursan ne gibi sorunlar gelin, iyi yönleri nelermiş gibi gibi. Favori kategoride o. Hepsinin mantığı aynı aslında hani. Favorileri ekleyip daha sonra aradığın zaman kolay bir şekilde ulaşabilmenizi sağlıyor bu favori muhabbeti. Onun dışında şimdi soru sormaya bakalım mı yavaş yavaş? Soru sorma kısmına gelelim. Tamam. Şimdi soru sorma kısmına girdik. Burada... Dağının kuyruğunun kopteri aslında burası. Aynen. Hani açtığımızdan beri karşımıza gelen sorunları anlatacağız size. Zaten burada yazıyor nasıl sorular sormanız gerektiğini vesaire ama... Yine de enteresan sorular geliyor mesela. Birisi demiş SSD alacağım siz satıyor musunuz demiş. Ha, satıyor. Onu Google'a soracaksın. Yani hani biz e-ticaret sitesi değiliz arkadaşlar. Bir şey alıp telefon alıp satmıyoruz ya da bilgisayar yani parçası alıp satmıyoruz. Şöyle bir şey var. Burası Facebook değil hani. Abi şunu incelesene tarzında sorular değil. Hakikaten çözüm üretilebilecek bir sorun soru. Hani sorunun zaten mantığı odur. Sorundan gelir soru. Ya da sorun sorudan gelir. İşte iPhone 5 parmak izi nasıl kaydedilir? Hani yapamamışsındır. Bulamamışsındır alakasında. Bunu buraya sor. Cevabını herkes versin. Ya da işte iPhone 6'da şöyle bir sorunla karşılaştım. Aldığım ama işte şöyle bir şey olmuyor. Hani nasıl yapabiliriz diye. Ya hani şöyle aslında. Soruyu bize sormuyorsunuz. Kalabalık bir kitleye soruyorsunuz. Evet. Herkes cevap veriyor size. Atıyorum bugün mesela soru gelmiş. LG G3 hakkında. Güzel de bir soruydu. İşte ön kamerasını kullanamıyorum. Acaba sorun bende mi yoksa herkesin başına bu geliyor mu diye. Sonra işte LG G3. Ben kendi telefonuma dair ben hiç hayatımda görüntülü konuşma yapmadım. Yapma gereği duymadım. Hani Skype haricinde. Ama en fazla azar. En fazla işte azardan yaptık onu da biliyorsunuz. Ne oldu? Ama işte bu soruyu sorarsan buraya, sonuçta bize telefon geliyor 10 gün kullanabiliyoruz biz mesela. Hatta 2-3 gün bile kullandığımız oluyor. Adamlar hemen telefonu geri istiyor. Hiç görüntülü konuşmayla aramadık kimseyi. Ama LG G3 kullanıcısı vardır elbette ki. İnternet alemin koca bir derya. Bunu buraya yazıyorsun, sana o adamlar cevap veriyor. Hani benim 10 günde başıma gelmeyecek sorun adam 3 aydır kullanıyor telefonu. Başına gelmiştir, çözmüştür sorunu. Senin de sorununu çözecektir. O adam cevap veriyor. Dolayısıyla daha sağlıklı bir kitleye ulaşıyorsun. Gibi anlatayım ben. Yani bir de yani şuna da dikkat edin arkadaşlar. Kişisel istek hani radyo kanalı değil burası. Şöyle abi iPhone 5'i kırsana işte abi şunu inceleyin vesaire gibi şeyler rinyeli burası değil aslında. Zaten hani öyle bir yer olsaydı Facebook'tan devam ederdik yani. Burada soru soruyoruz. Hani ve teknolojiyle alakalı bir soru soruyoruz. Karşıda bilen insanlar da gerçekten cevap veriyor sorularınıza. Biz biliyorsak biz veriyoruz. Ya da o sorunu yaşayan ve çözen birisi varsa onlar veriyor cevapları. Zaten şöyle bir şey var. Hani sen sorununu yazıyorsun diyorsun ki işte iPhone 5 parmak izi nasıl kaydedilir? Örnek verilen soru olduğu için söylüyorum. Adam cevabı yazıyor. Teşekkürler diyorsun. Hani teşekkürler diyeceğine verilen en iyi cevap seçiyorsun. Sorunun çözülse sen seçebiliyorsun zaten bunu. Soruyu soran seçebiliyor. Aynen. En iyi cevap kısmı yukarıda kalıyor. Aynen öyle. Yani öbür gün başkasının da başına geldiği zaman. Bir de şunu söyleyeyim. Başlıkları abi bence sen anlat. Başlıkları bir dakika anlatacağım da. Atıyorum mesela telefona ilgili soru soracaksınız değil mi? Önce o soru kısmını bizim sitemize aratın. Soru cevap webteknoloji.com'da. Yukarı biraz gelirseniz arama kısmını görürsünüz şurada. Şurası arama kısmı. Önce bir ara. Atıyorum mesela Turkcell T50 yazacaksın. Atıyorum Turkcell T50 yazacaksın. Turkcell T50 en azından şurada bir ara. Çıkan sorulan soruları gör. Ondan sonra aynen soru sormaya çalış. Yoksa adam 50 tane soru sormuş. Ya sabahtan beri ben 10 tane 800 lira hangi telefonu alayım diye bir soru yani gördüm. Hani şuraya bir 800 yazsanız, şuraya 800 yazsanız bayağı bir şey çıkacak yani. O yüzden bir aratın önce arkadaşlar. Onu da söyleyeyim de en baştan. Hani fiyat aralığı 800 TL'ye hangi telefon almalıyım değil.
800 TL'ye Android mi almalıyım? Ya da işte alınabilecek en iyi Android telefon hangisi? Ha, yani. Alınabilecek en iyi Windows Phone hangisi diye detaylandırırsan adam der ki Windows Phone kullanıcısı. Ben aldım işte 600 liraya mesela Lumia 630 aldım. Gayet etkili de kullanıyorum. Şu özellikler memnunum değilim gibi sana net cevap atabilir. Ama sen gidip de sorunda da ben bunu oyun oynayacağım ya da benim için kamerası iyi olması lazım demezsen. Evet. Yani o adam, belirtmen gerekiyor. Aynen, cevap veren adam nesi ona göre iyiyse ona göre cevabını i̇şte, verecektir. Ha, 800 liraya ben işte fotoğraf çekiyorum sadece. Mesela şahsen benim için cep telefonu odur. Fotoğraf çekerim. Sosyal medyada paylaşırım. Bitti gitti. 800 liraya en iyi telefon fotoğrafı çekebilecek Android telefon arıyorum dersen hani hakikaten net, yani net, ne kadar fazla detay verirsen sorunda, soruda o kadar fazla da güzel cevap alırsın. Şunu da söyleyeyim abi, hani sorulan sorulara cevap verirken şunu da yapmayın. Hangi telefonu almalıyım? M8 al derim demiş mesela birisi benim gördüğüm. Öyle şeyler de yazmayın. Tamam, M8 alı ben de derim. Hani ya da herhangi bir şey de söyleyebilir bunu ama neden M8 almalı sen onu da açıklamalısın ki hani adamın sorusuna bir cevap olsun. Adam 3 tane telefon yazmış mesela. Hangisini almalıyım sizce gibisinden bir sorusu var. İşte bir tanesini seçmişsin. Hani niye o? Hani diğer ikisinde olmayıp da onda olan ne var? Gibi açıklayıcı biraz en azından bir iki paragraf yazarsanız da hani sorunu çözersiniz bir şekilde. Hani ben M8 derim. Sen kimsin der adam sana o zaman. Yani sen kimsin M8 deyip diyorsun. Aynen, hani bir şey, bir iki cümle bile olsa en azından açıklayıcı yani işte bir cevap vermeye çalış. Ben M8 kullanıyorum mesela. Şu özellikleri memnunum. Şu özellikleri gayet beni hoşuma gidiyor. Diğer telefonlarda o yok. O yüzden bunu al dersen adam belki de o özelliklerin peşindedir. Eyvallah der, alır. Mesela örnek bir soru soralım. Tamam. Mesela ben bu aralar 3D yazılımlara biraz meraklıyım. 3D... Aynen, Sabah Temel telefonla konuşuyoruz ya mesela, onu da belirtelim. Bilgisayar alacaksınız. Sen abi sorduğunu yazdın, ben anlattım bu arada. Bilgisayar alacaksınız. Ne için kullanacağınızı da yazmanız lazım. Hani nasıl Android telefon istiyorum derken hani diyoruz detaylandır işte Android telefonu işte kamerası için mi alacaksın, oyun için mi alacaksın diye. Bilgisayar alacağım mesela 3500 lira ama bilgisayar toplayacağım. Da ne için toplayacaksın? Hani oyun bilgisayarı mı istiyorsun ya da işte yazdığımız gibi 3D öğrenmek için mi istiyorsun? Video çekmek için mi istiyorsan, render yapmak için, Photoshop için mi istiyorsun, niçin yapmak istiyorsan onu da yazman gerekiyor ki sağlıklı cevap alabilirsin. Aynen. Ben mesela şimdi ben meraklıyım. Birkaç uygulamaya da bakıyorum ama bana hepsi acayip karışık geliyor. Bunlardan eminim içinden bir tanesi daha öğrenmek açısından kolay olacak. Ha, başlangıç seviyesinde olacaktır. Yani. Aynen öyle. Şimdi mesela ben ne için kullanacağım? Karakter modelleme için kullanıyorum. Animasyon istemiyorum. Şimdi yazlık soruyu mesela. Tamamdır. Böyle bir yazılım öğrenmek istiyorum. Zaten bunu açıkça söylüyorum. Arayüzü en kolay olan, kolay öğrenebilmem için ve ileride işime yarayabilecek uygulama hangisi demişim. Giriş seviyesinde ZBrush kullanabiliyorum demişim. Yani ZBrush'ın arayüzünü biliyorum. Hani ona göre bana bir tavsiye... Bu arada ZBrush bir 3D program. Aynen. 3 boyutlu heykel modelleme uygulaması. Neyse. Böyle yazdım. Aşağıya etiketle giriyoruz. Evet, etiketleri oldukça açıklayıcı girin. Aynen. 3D uygulama. Boşluk bırakırsanız arkadaşlar diğer bir etikete koyuyor. O yüzden tire koymanız lazım. Uygulama. Şimdi bu tek başına bir etiket oldu. Boşluk koydum. Yanına bir şey daha yazmam lazım. ZBrush diyelim mesela. Tamam. Şu an bu ikisi ayrı bir etiket oldu. Yani 3D uygulama bir etiket, ZBrush başka bir etiket. Aynen. Tamam. Ben soruma eğer, ya bu soru için mesela gerek yok ama bir fotoğraf eklemek istiyorsam buradaki resim ekle düğmesinden direkt ekleyebiliyorum. Dilersen bir URL yapıştırıyorum. Aynen, ya da mesela sayfa resim URL'sini kopyala. Ya da resim yükleyebiliyorum kendi bilgisayarımdan. Hı, bu tarz görüntüsü almışsınızdır. Onu direkt aynen resim yapıp bize gönderebilirsiniz. Bu tarz evet fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz video da ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz 3D yazılımı öğrenmek. Mesela buraya vurgu yapmak istiyorsunuz. Yazı dilinde bunu bold yazmanız lazım mesela. Neyse işte hani böyle yazınızı süsleyebilirsiniz. Ya da ZBrush ile kalınlaştı mesela. Hani direkt dikkat çeksin ZBrush. Ya da kullanan birisi. Hani sonra hangi programa geçmişse sana onu önerebilir. Aynen. Bu soruyu sor diyorsunuz. Soru bize geliyor. Biz dediğim gibi Türkçe soru sormazsanız 3D öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Mesela bu bence uygun bir soru. Hani nereden başlayabilirim? Bu, hani yapanlar, tamam, kullananlar bana yardım etsin. Dur, nasıl yapacağım? Nasıl 3D soruyu öğrenirim? Kötü sormaya çalışıyorsun. Şu an kötü soru sormaya çalışıyorum, soramam. Nasıl 3D öğrenirim mi? Yani o kötü sayılabilir. 3D öğrenmeye başlayacağım, nereden başlamalıyım vesaire gibi bir şey yazarsa ya hani o da kötü olmadı ya. Aynen, kötü soru bulamadık ya. Ha şu var abi. Merhabalar, direkt soru bu şekilde. Merhabalar, Note 3 mü alayım, Discovery mi alayım diye bir soru gelmiş mesela. Bence bu çok kötü bir soru hani. Note 3 hani, nereye? Bu soruyu sonra tıklarsanız bu soru onaylanmaz. Size sebep olarak da bozuk Türkçe diye gelir. Ya da işte kalıp uymayan soru diye biz size göndeririz geri. Zaten az buçuk telefonu bilen bir adam Note 3 ile Discovery'nin alakasız olduğunu bilir. Biz soru onaylıyoruz. Hani çok soru çok nasıl diyeyim, dandik de demek istemiyorum da çok dandik yazan da var.
Hani hak ediyorsunuz da. Çoğunluk için konuşmuyorum. Çok dandik bir Türkçe yazılmışsa onaylamıyoruz. Hani o düzgün bir şekilde geri sorulursa onay veriyoruz. Ya da işte sorum niye onaylanmadı derseniz bilin ki Türkçesi, yani sebebini de yazıyoruz zaten size de. Bu soruyu biz cevaplamıyoruz. Hani mesela diyorum 3D yazılım ben bilmiyorum. Benim ilgi alanım dışında. Ama bilen birileri size hakikaten ZBrush ile işte kullanan, ben ZBrush kullandım şu şekilde, sonra buraya atladım, sonra artık bu seviyeye geldim, çok iyi bir 3D yapan bir grafikerim gibi gibi size cevap verebiliyor. Hani o yüzden sorunuzu düzgün bir şekilde sorun ve altında da ne istiyorsanız hani detaylı bir şekilde açıklamasında yazın. O yüzden herkes size düzgün bir şekilde cevap verebilsin. Aynen, yani burayı daha yeni açtık arkadaşlar. Bu yeni açılmasına rağmen gerçekten özveriyle cevap veren bir sürü arkadaş var. Onlara da hakikaten teşekkür ediyoruz. Aynen, hani siz de eğer burada gelip de cıvıtırsanız biraz onlara haksızlık yapmış olursunuz. Ya yani soruma kısmı kısacası böyle. Aynen, bir de cevap kısmına bakalım şöyle. Mesela YouTube kanalı nasıl oluşturulur? Şey, YouTube kanalı nasıl oluşturulur mesela? Normal Türkçe bir sorudan kastım benim şuydu. Onaylanmışız gerçi de. Mesela Y'si büyük soru işareti olması lazım. Aynen. Mesela hani Türkçeden dediğimiz kasıt bu. Şunu çok görüyorum ben. Hani arkadaşlar soru eki olan mi, mü. Ayrı onlar yazılır. Hep ayrılır ve yanına soru işareti koyulur. Onlara biraz dikkat edin. Sonuçta bu hani, yabancı dil. Yabancı değilsin bu dili. Türkçe ya, kendi dilim. Hani birazcık dikkat edin Türkçe. Çünkü hani yazarken böyle hızlı hızlı yazıp geçiyorsunuz ama gerçekten dışarıdan gören birisini rahatsız ediyor. Şahsen beni rahatsız ediyor. Aynen, hani. Beni de rahatsız ediyor. Hani şöyle düşünün, bunu hiç Android telefon kullanmamış, akıllı telefon kullanmamış birisi internete yazacak. Ancak Android telefon aldım, işte ne yapmalıyım mesela. Ya da Android telefon nasıl kullanılır yazıyor. Buna mesela benim babam hiç hayatında Android telefona karşılaşmadı ki biz Android telefona doğmadık. Alınca internete hani başkasına soramıyor. Oğlu da soruyor. Oğlu aman baba üf ya falan filan sanatta ben anlatacağım. Adam bunu internete yazıyor. Ve karşısında sizin hakikaten açıklayıcı verdiğiniz cevaplar çıkacak. Kısacası böyle atladığımız bir yer olduğunu zannetmiyorum. Yok, hani işte bu da ayrıca ben bunu şuna değineyim. Facebook'tan sorun diyoruz ya mesela, yorumların altına kızlar soru soruyor. Hemen 50 beğeni. 150 beğeni hatta. 500 tane diğer kutusuna mesaj düşüyor. Özele gel, ondan sonra WhatsApp'a gel falan filan. Hakikaten de hani bayanlar da burayı aktif bir şekilde kullanabilecekler. Çok rahat bir şekilde. Hani aklına takılan herhangi bir soruyu, dediğim gibi soruysa, çözülebilecek bir şeyse, işine yarar bir şekilde herhangi her türlü çözmeye biz de çalışacağız. Arkadaşlar da çalışacak, kendileri de çalışacak. Şöyle güzel bir sistem yaptık. Umarız işler tıkırında gider ve güzel bir yer haline dönüşür burası. Şu an hani güzel bir yere dönüşecek gibi duruyor. Ya bunun hani hakikaten sizin de yardımınız gerekiyor. Aynen öyle. Tamam, benim başka bir diyeceğim yok abi. Hani... Yani yardım edenlere tabii karşılıksız kalmayacak bu yardımlar. Onu da baştan söyleyeyim. Onun dışında aklınıza takılan bir şey varsa şu sıkça sorulan soruları bir göz atın. Zaten burada da bu anlattığımız şeylerin açıklaması var. Onları kontrol edin. Dediğimiz gibi aklınıza takılan teknolojiyle alakalı mantıklı soruların hepsini burada rahat rahat sorabilirsiniz. Hiç çekinmenize gerek yok. Sadece dediğimiz şeylere birazcık özen gösterin. Yani onun dışında hani şunu yap bunu yap dediğiniz sanırım tabii Facebook'ta biz her yerde var. Facebook, Twitter'da olanlar bize yazabilirsiniz. O anlar ayrı. Aynen öyle. İlgilenmiyoruz değil. Neyse. Bizden bu kadar arkadaşlar. Sizlere WebTekno'nun yeni açılan soru cevap bölümünü anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Aynen, bizden bu kadar, artık geri kalan kısım hani size de kalıyor, bize de kalıyor. Yani özellikle top sizde artık. Hani burayı gelişecek olanlar sizsiniz. Bizi buralardan da takip edin ha. Bak. Ya bu artık soruya bakarak geldi, soruları takip ederlerdir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.